Bak bak! Ne diyor İçişleri Bakanı? Yeğenim benim en iyi mesai arkadaşım diyor. Ulan bekçiden bakana hiç mesai arkadaş olur mu ha? 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 Vallahi biz de çok şaşırdık efendim. İsmi de Şaban'mış. Şaban adlı bekçiden hiç hayır gelir mi? Her şeyi bir tarafa bırak, bu adam benim mahiyetime verildi diyelim. Ben bakanın yeğeniyim. Ve de en iyi mesai arkadaşıyım deyip karşıma geçse... En ufak bir laubalilik görsem, ben adamı ne yaparım ha? Ne yaparım ha? Allah vermesin efendim. Cart diye ağzını parçalamaz mıyım ha? Parçalamaz mıyım? Paramparça edersiniz efendim. Gir! Gir dedik! Mesai arkadaşı. O bu bekçi olacaktı da. Ne arıyorsun burada? Yeni bekçiyim efendim. Disiplin zayıf, kendine çeki düzen ver. Başüstüne. Adın ne? Şaban. Şaban'mış. Soyadın yok mu? Var, Özgüneş. Deli etme beni, ikisini de söylesene! Şaban Özgüneş. Bana bak, Şaban Özgüneş! Buyur. Aradığımız bekçi. Aslan gibi maşallah. Bak oğlum, buradaki çalışmalarında bizi hep arkanda bulacaksın. Emredersiniz. Bu genci pek yormayalım, gündüz işine verelim. Görev kutsaldır. İcabında görev uğruna seve seve kanımı ve canımı feda ederim. Bekçinin gecesi gündüzü yoktur. Bekçi bekçidir. Görevin de gecesi gündüzü yoktur. Aslansın sen, aslan! Dayım beni geceleri arar ama o da alışsın. Geceleri mi arar? Niye evladım? Genellikle geceleri dertleşiriz. Ben ona gündüzki işleri anlatırım. Yani rapor gibi mi? Garip garip dertleşme canım. Yalnız bırakmaya gelmez ki. Niçin? Söylemesi ayıp. Çok çapkındır. Estağfurullah! Estağfurullah! Vallahi öyle! Vallahi öyle canım!
Bir muhite girdi mi affedersiniz? Karıları... Çok açık yürekli genç. Çok sevdim, çok. Bugün istirahat et. Yarın çık, çevreyi dolaş. Duruma hakim ol. Bekçi, emniyet amirinin en yakın mesai arkadaşıdır. Baş ne? Bir dakika oğlum. Bu gece görüştüğünde dayı beye hürmetlerimi söylersin. Sağ olun. O sizin insaniyetiniz. Aman Şevket oğlum, gördün? Her gece rapor istermiş bakan beyefendi. Aman, son derece sıkı çalışma ve disiplin. Kaç kişisiniz? Bir ben, bir de... Bir de dışarıdaki it mi? Rica ederim, şerefli bir köpeğe it diyemezsiniz. Aman aman, ne dersen de. Ama o şerefli köpek için de 200 lira zam alırım. Yani hepsi beraber 1200 lira. Gece konduyu mu satıyorsun? Kışın odunları da sen kıracaksın. Sabahları çeşmeden su taşımak, bir de 3 aylıklarımı almak da senin işin. Haftada bir günde çamaşıra geleyim mi? Niye? Çok boş vaktim kalacak, sıkılırım da. Zevzeklik istemez. Kiralıyor musun odayı? Bayan abla! Aman! Ne oluyor burada? Ne olacak? 10 liralık patatese 25 lira istiyor. Evet, her zaman böyle. İnsan merhamet yok bunlarda. Nerede bunun alış faturası? Göster bakayım. Sen belediye zabıtası mısın be? Ne karışırsın? Alt tarafı bir bekçisin, hem de mahalle bekçisi. Ben kanunum. Göster dedik. Dayı mısın sen arkadaş? Hepiniz şahitsiniz. Şahit! Dayımın manevi şahsiyetine hakaret etti. Üstelik halkı isyana teşvik de var. Allah razı olsun! Evladım! Üstüme gelmeyin be, ne oluyor ya? Hulusi abi senin haddini bildirir. Ali bak ulan şu dükkana, ben şimdi geliyorum. Çok gördük senin gibileri, çok! Gene ne istiyorsun? Düdük çalıyor mu diye baktım da, çalıyormuş. Yahu beyler, siz ne yaptınız be kardeşim? Bu bekçi bakanın yeğeni! Ne? Aman Allah! Demek bakanın yeğeni ha! Ben ne yaptım yahu? Yahu biz hürmete pek kusur etmedik değil mi? Değil mi? Şey, amir bey, bu ufak bir anlaşmazlık, nasıl anlatsam? Gir! Hulusi bey, Hulusi bey, davacıyım. Yeni bekçiden davacıyım. Üzerine vazife olmayan işlere burnunu sokuyor. Ya sen ne yaptın? Gel gel dinle. Nasıl ya bu? Bekçi var ya, bakanın yeğeni kardeşi. Abi ya, onun için... Ayy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 
Cezası çok ağır mıdır? Ne diyeyim? Allah acısın. Günaydın. Nasılsınız? Sayenizde berbat. Ne yapmışım ki? O ne biçim ekmekti? Taş gibi midemize oturdu. İçinden de kıymıklar çıktı. 5 liralık ekmeğin içinden petrol çıkacak diye ya. Bu millete de iyilik yaramıyor. Fakat görev görevdir ve de kutsaldır. Günaydın, günaydın abi. Günaydın canım. Günaydın. Günaydın Şaban Bey. Günaydın. Vazife başlamıştır. Bir daha laubalilik görmeyeyim. Tamam mı? Baş üstüne Şaban Bey. Geliyor usta, geliyor. Çabuk, çabuk etiketleri değiştir.
Ne okuyorsunuz burada? Hadi, işinizin başına! Hadi bakayım! Günaydın Şaban Bey. Aferin, fiyatları indirmişsin. Sayende abi. Hadi, değiştir. Oh, maşallah! Yine her şey ateş pahası. Bizim kör olsun senin herif, elin! Sabah sabah insanı günaha sokma be kadın! Günaha saksa ne olur? Sana zorla al diyen mi var yahu? Hadi günahaneye! Tövbe tövbe tövbe! Bu kadar! Bu elma canım işte, şu elma! Şu fiyatı olur mu? Ya bize bedava mı veriyorlar bunları be? Hadi kalabalık etmeyelim beyler! Olur mu bu fiyata canım? Allah Allah! Usta, usta, mal geliyor, mal! Yarın işe gitmeyecek misiniz? Gideceğiz. Hala yatmamışsınız. Olağanüstü sakıncalı bir durum var. Zaten kapı da tutmuyor. Evime de karışamasın ya. Görev kutsaldır. Yarın vazife başında uyuklarsanız göreve ihanettir. Girin içeri. Kapayın elektriği. Anladık. Çok önemli adammışsınız. 10 dakika sonra tekrar teftiş edeceğim. Fena yaparım sonra. Şu kapıyı da takın. Kapısız ev olur mu? Evi yapan kapıdır. Millet yarın işe gidecek. Kesin şu zırıltıyı da uyusunlar. Senin ne işin var orada? Senden izin mi alacaktım yani? Gece geç vakit bir kızın evinde olmaması çok sakıncalı. Hadi eve! Ha, deli olur insan. Hadi eve dedim! Bak! Çıkartma lan beni yukarı! İyi geceler! Hadi be! Aferin, aferin oğlum! Çok hoşuma gittin! Görev kutsaldır ve de namustur. Görev namusu... Görev kutsaldır... Kutsal görevin namusu... Bekçi namusu... Bekçi kutsaldır. Aferin sana, aferin! Çay getirin, çabuk! Buyur, iç. Allah! Of! Allah Allah! Bardakta durmuyor bu çaylar. Ah be cinin çırağı acemi! Çok sakıncalı. Kendini görevine adamamış. Buyurun. Siz buyurun. Biz şimdi içtik oğlum. Sağ olun. Otur, rahat et bakayım. Ha şöyle. Dayı beyle görüştün mü? Tabii görüştük. Acaba kendileri bir gün yani buraya gelirler mi? Bugünlerde gelemez, kuduz aşısı olacak. Estağfurullah, aman efendim, aman! Geçenlerde kancığın biri ısırmış. Gir! Hayrola? Fabrikanın akıttığı pis, kirli sular yüzünden 4 koyunum daha öldü bey. 62 koyunluk sürüden 8 tane kalmıştı. 4'ü daha gitti. Allah rızası için kurtar bizi. Oğlum, iş belediye öncümeninde. Bakanlık da ilgilendi, rapor istedi. Yazdık, çizdik. Ama karar çıkmazsa ben ne yaparım? Siz zahmet etmeyin. Ben bakarım. Gel benimle bakayım. Yürü.
Nereye? Patrona. Randevun var mı? Kanun randevu tanımaz. Randevun yoksa giremezsin. Girerim arkadaş. Kanuna karşı mı geliyorsun? Bekçi demek devletin bel kemiği demektir. Bekçi emniyet kuvvetlerinin azı dişi demektir. Bak hala duruyor. Hadi bakayım. Bas! Herkes görev başına, dağılın! Mesai saatinde laubalilik istemem, iş başı, hadi bak! Dağılın! Dağılın bakalım! Çok kesiyor seni kız! Bırak bu dalayı! Yeni komşu, bana bir askındı ki görme! Ne oluyor, ne bu rezalet? Ne olduğunu sen daha iyi bilirsin. Nereye akıyor fabrikanın zehirli suları? Derdi sana mı düştü? Kuyuya düşecek değil ya, kanun ben olduğuma göre bana düşecek. Bak attırma tepemi, fena yaparım. Bok yaparsın. Akıttığın o sularla bu adamın koyunları ölmüş. Şikayete gelmiş, dövdürmüşsün. Yalan dolan raporlar düzmüşsün. Ama bu işin sonu geldi artık. Her şeyden önce insan sağlığına zararlı. Sana 10 gün müsaade. 10 gün içinde bütün kanallar kapanacak. Yok canım, kapanmazsa ne yaparsın? Seni dayıma havale ederim. Bir paçadan kavradı mı, dünyan kayar. O kadar. Ne dedikodu ediyorsun lan? Kılıbık! Nerede arabanın şoförü? Ne olacakmış? Çöp almaya gideceğiz, Zeytinburnu'na. Nerede Emir? Ben kanunum, emrediyorum. Gülme lan! Biz yemeğe gidiyoruz arkadaş! Sen biraz daha düdük talimi yap! Hadi beyler yürüyün! Kaçırırlar kamyonu bu! Yürüyün!
Allah! Kendiliğinden durdu. Motor bozuk galiba. Çöpü olan getirsin! Koş, koş! Acele etmeyin bakayım! Gel, gel! Koş! Allah Allah, Allah Allah! Demeyin! Bildiğiniz gibi değil. Vallahi bilmiyordum. Hiç günahım yok benim. Gel! Hürmetler ederim efendim. Niçin? Arzu hürmet ederim efendim. Ne diyormuş? Müdür bey hürmetlerini sunuyorlar. Müdür bey! Saygılarımı sunarım efendim. Yapabilirsin, bir sakıncası yok. Emriniz üzerine derhal mıntıkaya günde iki araba tahsis edilecek efendim. İyi, fena değil. Dayı beyefendiyi çok severim. Sofrasında çok bulundum. Allah Allah! Kemik mi yersiniz? Yani beni iyi tanırlar efendim. Önce koklaması lazım, paçadan. Anlamadım. Çok basit. Affedersiniz, dişileri geriden, erkekleri paçadan koklar. Aman efendim, aman efendim! Kendisine hürmetlerimi söyleyeyim. Saygıyla ellerinden öperim. Çok pistir be! Bu herifte de hiç mide yok. Çok şakacısınız. Allah Allah! Müsaadeniz efendim. Bir daha selam verirse döverim bu herifi. Müsaadenizle. Hala selam verin. Efendim, saygılar. Bırakın beni! Evladım, öldürün! Tutmayın diyorum! Buldun taze kemiği, kıtır kıtır yersin. Kasap Hüsnü'den aldım. Para da almadı. Artık rüşvet almaya başladın. Beni de alet ediyorsun. Forsun da yerinde. Koskoca müdür sana selam söyledi. Ayrıca ellerinden öpüyor. Başkası öpecek diye ya. Temizlik işleri müdürü öpüyor, Şaban değil mi? Şaban bey! He? Şaban bey! Şaban bey! Soğuk ayran yaptım size. Aman canım! Siz mi buyurursunuz, ben mi getireyim? Ben buyururum canım. Buyurun oturun. Siz oturun. Hayır, siz buyurun. Yok, siz oturun. Buyurun oturun canım. Ama siz oturun. Otur! Elinize sağlık! Vallahi size şöyle elimle bir demli çay yapmak isterdim ama tüp gaz bulunmuyor ki! Yok mu? Çok sakıncalı bir durum! Var olmasına var ama satmıyorlar ki! Ben gösteririm onlara! Sağdan saymaya başla! Bir! İki! Dört! Beş! Altı! Yedi! Dokuz! On bir! On iki! On üç! On dört! Kes! Ona kadar sayanlar istikamet şurası! Marş marş! Koş! Hayır oğlum, saymanın sırası mı? Tazecik doğuruyor! Doğursun, doğursun! Bir sakıncası yok! Ülkeye asker lazım! Ya kız olursa Şaban abi? Onu da sana alırız! Çocuk çıkıyor. Çıkış izni var mı acaba? Sakıncalı değil canım. Hadi kızım, yandaki dükkana girelim. Olmaz, tramvay olur. Bayi nerede? Şurada abi.
Hadi Şaban abi! Hadi Şaban abi! Hadi yani, biraz daha ver. Niye gaz vermiyorsun millete? Depon nerede? Aman beyefendi, gaz nerede ki? Yürü depoyu göster. Ama bekçibaşı, bu kanun dışı bir işlem. Kanunu bana mı öğreteceksin? Düpedüz halkı isteyene teşvik bu. Hoppala ya! Teşvik ve devlet büyüklerine hakarete, teşebbüse, tahrik ve de... Bunu anayasal haklarım açısından yapamazsın. Anayasayı değiştirmeye teşebbüs. Şahitsiniz. Şahitsiniz! Yanlış anladın beyefendi. Alenen ırza geçmeye teşebbüs. Yürü! Yürü! Ya itme be kardeşim, gidiyoruz sana! Ya nedir bu günlerin adamı? Biraz sıcak su bulun bana! Konuş lan! Sevgili kardeşlerim, vallahi unutkanlığıma gelmiş. Depoda tüp gaz olduğunu hatırlayamamışım. Sayın abimiz buldular. Seve seve dağıtıyoruz. Buyurun! Şaban abi! Şaban abi bak abi! Şaban abi! Bir oğlum oldu abi, adını sen koy. Oğlu! Ne desek acaba? Tüper... olmadı. Ertüp... o da olmadı. Tüp Türk... biraz sakıncalı. Türk Tüp... yok. O da reklam ismi gibi oldu. Yılmaz Tüp... beğenmedim. Tüperman... filmci ismi gibi oldu. Tüp Aslan... siyasi benzerliği olabilir, çok sakıncalı. Bekçi tarafsız olmalı. Gaz Türk... yok, petrol şirketi ismi. Gazer... gaz mı, gaz mı karıştırabilirler, sakıncalı. Buldum. İsmail Hakkı diyelim. İyi, iyi, iyi değil mi?